Merhaba arkadaşlar. Kişisel problemlerine devam ediyoruz. Bu videomuzda şu tarz soruları çözeceğiz. Bir sorunun başında bir kesrin değeri a bölü b'dir. Yani 3 bölü 4'tür, 2 bölü 5'tir şeklinde başlayan sorularda kesri verilen ifadenin yanına k'lar yazaraktan çözme başlıyoruz. Şimdi örneklerle bunu pekiştirelim arkadaşlar. Bir kesrin değeri 5 bölü 8'dir. Bunu dediği zaman direktmen şunu yapıyoruz. Kesirimiz 5k bölü 8k'dır diyoruz arkadaşlar. Bundan sonra devam ediyorum. Bu kesirin pay ve paydasına 3 eklenince ekleyelim. 5k artı 3 bölü 8k artı 3 değeri 8 bölü 11 oluyor. Eşittir 8 bölü 11 diyoruz. İçler dışlar yapalım. 55k artı 33 eşittir 64k artı 24. 55k buraya, 24 buraya. 33 eksi 24 eşittir 64k eksi 55k'dan. Burası 9k eşittir 9. K eşittir 1 olmuş oldu. K'yı 1 bulduktan sonra ilk durumda pay ve paydanın toplamı. İlk durum 5k bölü 8k'ydı. Yani k yerine 1 yazarsam kesrimiz aslında 5 bölü 8'miş. Toplamı 5 artı 8'den 13 olmuş oldu. Bir kesrin değeri 1 bölü 3'tür. Kesrimize hemen x bölü 3x alıyoruz veya k bölü 3k fark etmez. Bu kesrin payına 4 eklenip payına 4 ekliyorum. Paydasından 4 çıkartılınca 4 çıkartıyoruz. Değeri 4 bölü 11 oluyormuş. İşler dışlar yapıyorum. 11x artı 44 eşittir 12x eksi 16. Şöyle çarptık arkadaşlar. X bu tarafa, 16 bu tarafa. 44 artı 16 eşittir 12x eksi 11x. Buradan x eşittir 60 oldu. Bizden ilk durumdaki pay x'ti. Dolayısıyla payımız 60 olmuş oldu. Bir kesrin paydası payının 3 katının 2 fazlasıdır. Hemen arkadaşlar payına x diyorum. Paydası 3 katından 2 fazladır. Bu kesrin pay ve paydasından 1 çıkartılınca çıkartalım. 1 çıkarttık. 3x artı 2 eksi 1. 1 çıkarttım. Değeri 1 bölü 4 oluyormuş. 4x eksi 4 içler dışlar yapıyoruz. Eşittir. 3x şurası artı 1 olur. 3x artı 1. 3x buraya 4 buraya. 4x eksi 3x eşittir 1 artı 4. Buradan x eşittir 5 oldu. İlk durumda paydası kaçtır? Payda 3x artı 2 idi. 3 çarpı 5 artı 2'den 15, 17 olmuş oldu. Bir kesrin payına ve paydasına 2 eklenince değeri 4 bölü 5 oluyor. Şimdi arkadaşlar kesrimiz belli değil. X bölü y diyorum. Payına ve paydasına 2 eklenince değeri 4 bölü 5 oluyor. İçler dışlar yaparsak 5x artı 10 eşittir 4y artı 8. Y'yi bu tarafa, 10'u bu tarafa alalım. 5x eksi 4y eşittir 8 eksi 10'dan eksi 2 olmuş oldu. Devam ediyorum. Pay ve paydasından 2 çıkartılınca çıkartalım 2. X eksi 2 bölü y eksi 2 eşittir 2 bölü 3 oluyor. Tekrar içler dışlar 3x eksi 6 2y eksi 4 olur. Y'yi bu tarafa 6'yı bu tarafa 3x eksi 2'ye eksi 6 artı olarak geçti. Eksi 4 artı 6'dan 2 olur. Bizden ilk durumdaki payı soruluyor. Yani x soruluyor. X'i bulmak için bunları alt alta yazalım. 5x eksi 4y eşittir eksi 2. 3x eksi 2y eşittir 2. Şurayı eksi 2 ile çarpıp toplarsam y'ler gidecek. 5x 6x de buradan gelecek. Pardon. 5x eksi 6x eksi x kalır. Y'ler zaten gidiyor. Eksi 2 burada var. Çarptığım zaman eksi 4. Eksi 2 daha eksi 6 olur. Şöyle. Eksi x eksi 6 ise x eşittir 6 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.